Taşlaşan acılar ve saçını tarayanlar. Gazze'de yaşanan acı artık anlatılmaz bir boyuta vardı. Asgari bakım koşulları sağlanamadığı için bebekler ölüyor, anneler öldüklerinde cesetleri ayırt edilebilsin diye çocuklarının kollarına, bacaklarına isimlerini yazıyor. Hastanelerde anestezi olmadan ameliyatlar yapılıyor. Üstüne açlık, susuzluk, elektrik kesintisi ve yukarıdan yağmur gibi yağan bombalar. Artık canlı yayınlarda bağlantı kurduğumuz insanlara soru sormaya utanıyorum. Geçen bir canlı yayında çaresiz bir ses tonuyla hastanedeki durumu anlatan Gazze'li bir başhekim, "Şu an evimdeyim çünkü evimde su yok, çocuklarıma su getirmek için hastaneden birkaç saatliğine ayrılmak zorunda kaldım," dedi. Bu cümleleri duyduğum anda gözlerim yayın sırasında ihtiyacımız olur diye önümüzdeki sehpalara konulmuş olan paketli sulara takıldı, boğazım düğümlendi. Gerçi akşamları bu can pazarını konuşup telifleri cebe indirdikten sonra sabahları köşe yazılarında falanca belediye başkanına yalakalık yapmaktan zerrece utanç duymayan arkadaşlarımız da var ama insan kalabilenlerin sayısı hala çoğunlukta. İnsan kalabilenler hala var, güçleriyle mazlumlar için bir şeyler yapabilmenin derdinde. O rezillikleri görüp, demek ki bu da Allah'ın bir imtihanı diyoruz, işimize, gerçeğin ve mazlumların davasına dönüyoruz. İki önemli değişim. Gazze'de kıyım, hem dünya hem de Türkiye ölçeğinde iki önemli değişime yol açtı. Birincisi sağ sol, iktidar muhalefet, yandaş fondaş vesaire diye ayrılan pek çok insan aynı ortak insani duyguda buluştu. Misal ben, bizim içimizden çıkan fondaşları görmüş olduğum için kendi hesabıma hem şaşkın hem de mutluyum. Bugüne dek Batı'nın yanında duran ama şimdi insanlığı galip gelen çok gazeteci de oldu, onları görmekten de çok mutluyum, var olsunlar. Benzeri dünyada da oldu. Küreselcilerin kayığına binmiş giden pek çok insan İsrail işleri bu noktaya vardırınca durun bakalım dedi. Güya küreselcilere karşı gelen ABD'li bazı Trump destekçilerinin ve her işe insani boyutuyla yaklaşan kimi batılı solcuların İsrail'e desteği ise utanç vericiydi. Yunanistan'ın eski ekonomi bakanı Varoufakis ve Pedemos genel sekreteri Lone Belara'yı bizi olumlu anlamda şaşırtan iki insan olarak anmalıyım. Bu isimler sadece insanlığın değil, Batı solunun da onurunu kurtaran hareketler sergilediler. Sözünü ettiğim diğer büyük değişim Batı'daki barbar doğulu algısının yıkılmasıyla ilgili. Hamas'ın elindeki bazı savaş esirlerini insani sebepleri gözeterek ve karşılık beklemeksizin serbest bırakması Batı kamuoyunu kafasındaki ezberler konusunda şüpheye düşürdü. Üstüne bir de esirlerin tanıklıkları gelince o ezberler yerle bir oldu, sözde barbar Müslümanlar onlara hiç de kötü davranmamış, hatta özel bir ihtimam göstermişti. Bir yandan bu tanıklıkları, diğer yanda İsrail'in öldürdüğü çocukları izleyen ortalama Batılı artık kendisine anlatılan hikayeleri sorgulamaya başladı. Gafar yakınca aydınlık.